Ve şimdi yanımızda yine bir konuğumuz var, AK Parti'den Gençlik Kolları Başkanı Sayın Zafer Çubukçu bizlerle birlikte. Hayırlı olsun kongreniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beklediğiniz gibi bir katılım. Özellikle dışarıdan gelen bilgiler muhabir arkadaşlarımızın çok kalabalık olduğu yönünde. Zaten kongrelerimiz genelde beklediğimiz üzerinde oluyor ama bu sefer alışılmışın da üzerinde bir elhamdülillah çok bir mutluluk var. Yani katılan herkese, gelen herkese ki buraya gelmek çok meşakkatli bir iş gerçekten. Yani gece saatlerde işlerden, dörtlerden yola çıkıyorlar ve bugün tahminim şu, 5'e kadar devam edecek bu süreç. Oy verme işlemi olacak, sayı işlemi olacak, konuşmalarımız, görev bırakacak olan Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhakkak mesajları, konuşması olacak. Ondan sonra görev devralacak olan Genel Başkan adayımız Sayın Ahmet Davutoğlu hocamızın tabii konuşmaları olacak. Tahminim 5'e kadar devam edecek ama yani elhamdülillah bu saatte peki ben şunu zannediyorum, bir saat değil mi? Zaten çatımı olmuş. Gruplar haricinde her yerde olmuş da. Gençlik Kolları Başkanı olarak Gençlik Teşkilatı'nın altını tutuyorsunuz. Ahmet Davutoğlu ismi sizde nasıl bir heyecan uyandı? Ahmet Davutoğlu'yla Gençlik Kolları nasıl bir uyum sağlayacak, nasıl çalışacak bundan sonra? Ahmet Davutoğlu ismi zaten AK Parti'ye yabancı veya yeni gelen bir isim değil. AK Parti'nin bugüne gelmesinde, AK Parti'nin politikalarının belirlenmesinde. Ben sizden müsaade etmeyeceğim. Hemen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun evinin önünde Demet bizleri bekliyor. Hemen ona dönüyoruz. Ardından da konuşmaların yakınına geçilecek. AK Parti'de kongre heyecanı yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, parti genel başkan adayı olarak gösterildiği kongreye katılmak üzere evinden çıkış yaptı. Şu anda da makam aracına bindi. Evinin önünde, Kırlangıç Sokak'taki evinin önündeyiz. Sizler de görüyorsunuz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu aracına bindi ve ekibiyle birlikte buradan ayrılıyor. Kongrenin yapılacağı salona doğru, Başkent Arena Spor Salonu'na doğru harekete geçti. Evet, ekibi yanında dedik. Saat 9.40'da salona girmesi planlanıyor. 5 dakika sonra da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun salona girmesinden 5 dakika sonra da 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan salona giriş yapacak. Evet, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun evinin önünde hareketli dakikalar yaşanıyor. Sabahtan bu saatlere kadar aile hazırlıklarını tamamladı. Evet, kendisi de biraz önce aracına bindi, makam aracına bindi ve evinden ayrıldı. Saat 9.40'da da Başkent Arena Spor Salonu'nda olacak. Evet, burada bir konuşma yapması bekleniyor Ahmet Davutoğlu'nun. Günlerdir aslında bu konuşmaya hazırlanıyordu. Önemli mesajlar verecek. Dış politikaya ilişkin önemli mesajlar olacak. Ancak Davutoğlu yeni dönemde bütün Türkiye'den sorumlu olacağı için özellikle iç siyasete ilişkinde konuşacak. Yeni Türkiye vurgusu yapacak. Ekonomik istikrar, yeni anayasa, çözüm süreci, paralel yapıyla mücadele gibi başlıklara da yer vermesi bekleniyor. Evet, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yeni dönemde parti genel başkanlığı ve başbakanlığa giden süreçteki siyaset yolculuğu da bugün başlıyor. Evet sevgili seyirciler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu evinden yola çıktı. Ankara Arena'ya doğru geliyor. AK Parti Genel Başkan adayı Ahmet Davutoğlu önümüzdeki dakikalarda Ankara Arena'da olacak ve yayınımızda AK Parti Genel Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukçu ile sohbetimize devam ediyoruz. Adres değişecek herhalde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun. Bundan sonra da Başbakan adayı 62. hükümeti kurması bekleniyor. Tam da konuşuyorduk Gençlik Kolları ile Ahmet Davutoğlu isminin nasıl çalışacağı, bundan sonra ne gibi adımlar atılacak? Yeni bir isim, Başbakan Erdoğan müthiş bir hatip ve yeni bir isimle çalışacaksınız. Ahmet Davutoğlu Bey'e biliyorsunuz lakabı hocadır. Kendisine bu hoca lakabını takan da gençlerdir, yani talebeleri, öğrencileridir. Bugün AK Parti'nin geldiği noktada zaten Ahmet Davutoğlu'nun yetiştiği fikrin AK Parti'nin bugüne gelmesine zaten çok büyük katkıları olmuş. O yüzden AK Parti'de herhangi bir rota sapması, rota değişikliği, isim değişir, isimler gelip geçer ki Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman her konuşmasında kendisinin bir fani olduğunun, davaların kalıcı olduğunun, isimlerin geçici olduğunun her zaman altını çizmiştir. Makamlar geçici. Başbakan olarak hizmet ettiği ülkesine bugün de Cumhurbaşkanı olarak hizmet edecek. Sayın Ahmet Davutoğlu da Dışişleri Bakanı olarak hizmet ettiği davasına, ülkesine artık Başbakan olarak hizmet
hizmet edecek. Bu durumdan gençler olarak ben şunu söyleyebilirim. Ahmet Hoca'dan gençler çok memnun. Hadi çok biraz da salondan konuşalım. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın geleceği kapı hemen karşımızda. Evet. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da geleceği kapı karşımızda ama özellikle sağ ve sol tribünlerde üst kısımlar partililere ayrılmış durumda. Bu sağ tarafımızda yine partililer var. Sol tarafta sivil toplum kuruluşu temsilcileri var. Çok sayıda isim sivil var. Sivil toplum kuruluşlarımız, yabancı misafirlerimiz, genç sivil toplum kuruluşlarımız, kadın sivil toplum kuruluşlarımız, MKYK üyelerimiz, partimizin onur üyeleri, geçmiş dönemlerde görev yapmış milletvekilleri burada bize ahde vefa örneği sergiliyor AK Parti. Onur üyelerimiz var. Onur üyelerimizde geçmiş dönemde görev yapmış milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, genel başkan yardımlarımız vesaire, il başkanlarımız, delegelerimiz de merkezdeler ve sizin arkanızda kalan alan sol kanat ve sağ kanatta da partililerimiz var ve ekseriyetini herhalde şu an gördüğüm kadarıyla kadınlarımız ve gençlerimiz oluşturuyor. Bu da AK Parti'nin bir şeyle doğru yaptığının göstergesidir bence. İller bazında da tezahüratlar oluyor zaman zaman. Konya'nın sesi daha yüksek çıkıyor. Tabii biraz hakları aslında yani. Biraz hakları. Konya'dan gelenler biraz daha ağırlıklı. Çok sayıda ismin Konya'da geldiği bilgileri var. Yani Konya'dan şu anda aslında içeride olanlar da dışarıda olanlar da göstermekler. Benim bildiğim rakamlar hep yani totalde olanlar. Bak salonda bulunanların ne kadar olduğunu maalesef kapılarda bir sürü var. Burada da gelenler tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı Sayın Necdet Tayyip'e hitap edecektir misafirlerimize. Şu anda bu buzdağının görünen yüzünü de görüyoruz. Arkadaşlarımız da buzdağında görüyoruz. Henüz toplam başında. Saat 10'da başlıyor. Balardan neler bekliyor? Sayın Ahmet Davutoğlu'na görev aday olacağını belirlerken aslında Sayın Necip Tayyip Erdoğan yeni görevlendirmelerden AK Parti'nin ufkundan bahsettiler. Şimdi burada aslında konuşmanın belki heyecanını konuşmanın da birazcık heyecanını konuşmaya bırakmak AK Parti'nin ama büyük kongrelerinde gittiğimiz kırmızı çizgilerimizden bizler genel başkan değiştirebilir, başbakan değiştirebilir. Hiçbir zaman o kırmızı çizgilerden çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun kongreniz. Teşekkür ederim. Ankara Meydan'da devam ediyor. Zaman